Sen buraya daha çok yani depremi gördüm, evet, insanların kötü durumda olduğunu gördüm. Ancak ben kendisi belli bir süre Himalayalarda zaman geçirmiş ve o süreçte Budistlerden öğrenmiş olduğu meditasyon yöntemi ve diğer Budist ilkelerle yaşamını örgütlemiş. Burada hissettiği şey aslında dünyada zaten yeterince kötülük var ve kötülüğü destekleyen çok şey var. Daha çok burada olmasının sebebi de aslında iyiliği desteklemek, sevgi için burada olduğunu, aşk için burada olduğunu, barış için, huzur için burada olduğunu söylüyor. Yani dünya huzuru ve barışı için burada olduğunu söylüyor. Ve Amerika'dayken zaten bu bölgeyle ilgili sürekli haberleri takip ediyormuş. Kürdistan'la ilgili haberleri, burada yaşanan sorunları zaten biliyormuş, bir nebze bilgisi varmış. Kendisi tamamen aşk ve barışçıl bir insan olarak buraya geldiğini söylüyor. Kendisi işin doğrusu tamamen burada olma sebebi yani insanın insana dokunması ile ilgili. Yani o şeye göre yani sevginin, barışın, işte dünyadaki faşizmi, ırkçılığı, işte bu farklı etnik milletlere yaklaşımı her şeyi yok edeceğine inanıyor. Ben ilk olarak hissettiğim şey diyor ki tamamen insani olarak acı oldu. Ben buradaki insanların acısını orada hissettim ve bu nedenle buraya gelip bunu burada bu insanlara yardım etmeye çalışan insanlara yardım etmek için tercih ettim buraya gelmeyi diyor. Ferhat, he's from Ankara. Okay, Ankara. Okay, yeah. Understand. Şimdi Amerika'da bir yıl öncesine kadar restoranta çalışırken orada Türkiye'den orada olan bir grup arkadaş ve birbirinin kuzeni olan bir genç grupla tanışmış. Onlara karşı duyduğu biraz da şey varmış, o hissiyattan kaynaklı, bu ülkeden birilerini tanımış olmasından kaynaklı. Onlara sormuş başta ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Onlar birkaç organizasyon kendisine teklif önermişler. Ama şey yapmamış. Ondan sonra kendi başına, tek başına bireysel olarak o fikre dönüp buraya özellikle yani Türkiye, Kürdistan'ında çalışmak için özellikle tercih edip buraya gelmiş. Ve burada da işte Kürdistan'ın bir organizasyonu bir şey. Çocuklar buraya gelir gelmez ilk yaşadığı şey bunun insanların acıları, geçmişte yaşadıkları hikayeleri, özellikle öğrendiği şarkılarda bazı acı hikayeler öğrenmiş. Bu insanların yaşadığı duyguları onlarla paylaşmaya başladığında kendisini tamamen bu aileye mensup, buraya mensup bir insan olarak görmeye başladım diyor. Bir ailedeymişim ve bir evin içindeymişim gibi hissettim diyor. Bundan onur duydum. Bundan inanılmaz düzeyde de onur duydum diyor. Ve çocuklarla olmak zaten diyor benim için bambaşka bir şey. Onlara müzikle dokunabilmek bambaşka bir güzellik diyor. Kendisi çocuklara bir öğretmenden çok aslında müziği öğretmek veya gitar çalmayı öğretmek yerine müzikten zevk almayı öğretmeye çalışıyorum diyor. Onlarla birlikte müzikten nasıl zevk alınır onlara göstermeye çalışıyorum diyor. Burada çocuklar kendisine karşı yani diyor ki yani bana o dünyalarına beni aldılar yani o kendilerinin yüreklerini bana açtılar. Bu acı coğrafyada bu yaşanmış deprem ve öncesindeki sorunların içinde tamamen kendilerini müziğe verip benimle eğlenebiliyorlar diyor. Bu benim için yaşadığım muhteşem bir deneyim. Burayı terk etmek, buradan gitmek istemiyorum diyor. Yani çocuklarla daha uzun bir süre kalmak istiyorum.
Umduğum şey, istediğim şey bu diyor. Sen bir ay sonra vizesi biteceğini söyledi zaten, onu Türkçe söyledi. Ondan sonra Amerika'ya gidecek. Yani Amerika'ya epeyce bir saydı, gördünüz işte buradan Kürt insanın hikayesini, işte Türklerin hikayesini, Kürdistan'da yaşanan acıların hikayesini, çocuklarla geçirdiği güzel anıların hikayesini. Aslında burada yani her şeyden önce diyor yapmaya çalıştığım şey insanları dinlemek. Dinlemekten kasıt nasıl bir şey? Yani tamamen onları anlamak, onları hissetmek. Burada özellikle yapmaya çalıştığım şey bu diyor. Ve bu insanları dinlediğimde burada yani bunu defalarca kez, binlerce kez tekrar edebileceğim bir deneyim olabilir diyor. Oraya gittiğimde diyor yani bu hikayeler ve onurum, duyduğum onur ve mutlulukla Amerika'ya gideceğim tekrardan diyor. Diyor zaten burada olmak yani başka bir yere bu duyguyu götürmek, burada gitmek istemiyorum zaten diyor. Diyor şimdi çocukların pencere vuruşlarını duyuyorsunuz. Onlar içeri girip aslında gitar dersi, müzik yapmayı bekliyorlar. Kürdistan'ın yani geleceğiyle ilgili diyor çok bir yorum yapamam ama yani sahip olduğu köken, kültür, sanat, müzik ve güçlü insanlar sayesinde eminim ki uzun yıllar, sonsuza kadar var olacak, burada daim edecek Kürt kültürü diyor. Oh, hey, my friend, take me where I need to go.